İyi günler arkadaşlar, ben Ömer Faruk Ayılmak. Bugün sizlerle uzun süredir yorumlarda belirttiğiniz ve birçok kişinin merak ettiği, birçok kişinin hataya düştüğü benim gibi bir olay var. Ve bunu zaten başlıkta anlarsınız. Zaten o kişiler genellikle bu problemi yaşayan kişiler, tıklar büyük ihtimalle. İlk başta birkaç kişi izler, sonra bu problemi. Çünkü bunu, şimdi bu konuyu açma sebebim şu. Bu konuyu bir yerde detaylı, örnekli bir şekilde bulamıyoruz. Ve ben bunu tüm yaşadığım sıkıntılarla beraber en baştan itibaren anlatacağım. Ve örnekleri de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bazı kulaklıklarda tek giriş, bazı kulaklıklarda iki giriş var. Telefonda ayrı, kamerada ayrı, bilgisayarda ayrı, laptopta ayrı, oyuncu laptopunda ayrı. Derken bu uzar gider. Şimdi iki çizgi ve üç çizgi mevzusundan bahsedelim. İki çizgi veya üç çizgi dediğimiz üzerindeki bulunan çizgi sayısıdır ki ben bunları göstereceğim zaten. Ama şöyle de diyebilirsiniz, şöyle isim de verebilirsiniz. Hani atıyorum çizgiye boğum da diyebiliriz. Hani her yerde farklı farklı isimlerle anıldığı için ben hepsini tek tek 4 bölüm mesela 3 çizgi yani 3 boğum 4 bölüm demek 4'e ayrılmış. 3 çizgi var arada çünkü 1, 2, 3, 4. 2 çizgide nasıl oluyor? 3 bölüm oluyor. 3 parça olmuş oluyor. Şimdi bunların mantığı nedir? 2 çizgi olursa sadece mikrofon veya kulaklık görevi görür. 3 çizgi olursa ikisini aynı anda yapar ama ikisini aynı anda yapabileceği bir girişe girmesi lazım. 3,5 milimetrelik jacklardan bahsediyoruz. Hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi bu elimde bulunan mikrofon Boya M1 kutu açılımını yaptık. 3 çizgi var üzerinde. Şimdi normalde bende 2 çizgili vardı. Ben 2 çizgili gittim aldım yaklaşık 100 TL'lik bir masraf yaptım ve 2 çizgilisini aldım fakat iPhone'larda çalışmadı. Çünkü iPhone 3 çizgili olanları kabul ediyor. Bazı telefonlar 2'yi de kabul eder. Ama çoğu eğer mikrofon kullanacaksanız bir yerde bilgisayara bağlamıyorsanız büyük ihtimalle 3 çizgi almanız gerekecektir. Bunu böyle bilelim. Onun dışında iPhone'un kendi verdiği kulaklıklar 3 çizgili. Hem kulaklığı var hem mikrofonu. Yani ikisinden biri olmasa da çalışır mı? Çalışır. Bu sadece mikrofon. Ama şöyle bir durum var. Eğer iki çizgili bir mikrofona sahipseniz iPhone'a takarsanız çalışmaz. Fakat kulaklık takarsanız çalışır. Bunu unutmayın. Şimdi elimde bir kulaklık var. Bu kulaklıkta iki giriş var. İkisi de ikişer çizgili. Ki öyle olması gerekiyor. Çünkü biri mikrofon görevini görecek. Pembe olanı mesela. Genellikle bu pembedir. Arkadan bağladığımızda da pembe olacak. Masaüstü bir bilgisayar olduğu için bunu yapmak zorundayım. Diğeri de hoparlör. İşte kulaklıktan gelen ses. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı kulaklıklar yine böyle. Aynen böyle. Aynen bu tarz. Hem mikrofonu var hem kulaklığı var. Ama tek girişe sahip. O da ikisini sağlıyor. Yani 3 çizgili. Böyle olunca tamam laptoplarda güzel çalışır ama masa üstüne bunu nasıl uyarlayacağız? Arkadaşlar böyle mevzular yaşıyorsanız mecburen ya o ürünü almayacaksınız ya ürün eskidiyse değiştirin ya da son çare bilmiyorum fiyatlarını tam bilmiyorum ama herhalde biraz hafiften hani eğer zaten ucuz bir şey kullanıyorsanız gidin yenisini alın derim. Çünkü çok ucuz değil benim bahsedeceğim ürün. Bir dönüştürücü alacaksınız. Çok pahalı da değil ama bir dönüştürücü 2'yi 1'e. Hatta bu elimdeki kulaklık Kingston HyperX Cloud. Bunun iki şeyi var. Pardon bunun bir sürü adaptörü var içerisinden geliyor mesela. Bunları içinde hatta dönüştürücü de veriyor adamlar. Güzel. Niye? Çünkü genellikle laptoplarda tek giriş olur. Bakın mesela bende Asus laptop var. Bak hepsini getirdim arkadaş. Sinirlendim. Çünkü yorumlarda çok yazılmış ve artık hani farz oldu. Bunu anlatmak farz oldu. Şurada tek giriş var. Çünkü laptoplarda ben bunları yakın çekim göstereceğim. Laptoplarda genellikle arkadaşlar yer azlığından dolayı bu şeylerde de böyledir. Siz söyleyin adını. Apple'ın laptoplarında. Yer azlığından dolayı
tek giriş yaparlar ve 3 çizgi kabul eder. Ha, ama dediğim gibi kulaklığı takarsan çalışır. 2 çizgili olsun fark etmez. Her şekilde çalışır. Ama 2 çizgili mikrofon takarsan o mecburen çalışmayacak. Yani bu kulaklığın ben atıyorum. Aa 3 çizgi değil. Tek var, nasıl yapacağım? İkisi olmayacak. İkisi olmayacak mecburen. Ya dönüştürücü alacaksınız. Ya da kulaklığı takarsan dinlersin, sesin gitmez. Ya da bunun kendi mikrofonu vardır ayrı. O mesela konuşursunuz gider bir yerinde bir mikrofon alıcısı vardır. O ayrı zaten. Mikrofonu takarsanız bunun kendi mikrofonu burada çalışmayacaktır. Onu belirtelim. Arkadaşlar hani bazen diyor cızırtı geliyor işte problem mi oldu falan. Böyle şeyler çok yaşanıyor. iPhone'da da dediğim gibi burada takılı şu an. İnşallah ses kaydımız da yapılıyordur. Bak hani geçen sefer sinirlenmiştim bir videoda ses kaydı tam yapılmıyor diye. Bakalım neyden bahsedelim başka? Unutmamak için hepsinden bahsetmek istiyorum. USB'li olanlar genellikle 7.1 surround sistemine sahipler. Ve onlar en güzeli. Çünkü sesi her şekilde alabiliyorsunuz. Daha detaylı alabiliyorsunuz. Ve şöyle bir şey oluyor. Yazılımları olabiliyor. Bilmem neleri olabiliyor. Gücü direkt oradan çekebiliyor. Güç çekme işlemi yapabiliyor. Atıyorum ışığını yakabiliyor bilmem nesini. Yani ekstra bir tane daha. Yani tek bir girişle halledebiliyorsunuz. En güzeli USB'li olanlar. Problem de çıkarmayanlar onlar. Her yerde çalışanlar onlar. Diğer taraftan baktığımızda şimdi Windows 10. Bir problem var. Mikrofonları Realtek HD şeyinden çalıştırmıyor. Siz söyleyin adını. Kendi içinde programı kurulu. Çalıştırmıyor. Yani bunun mikrofonunu ben kullanamıyorum. Mecbur kameranın kendi mikrofonu var üzerinde iki taraftan. USB ile bağlı olduğu için onu direkt tanır. Her halükarda. Ama burada da mikrofonu tanıyor. Mesela Skype'dan ses gidiyor güzel bir şekilde ama oyunlarda, kameralarda, videolarda, şeylerde gitmiyor. O yüzden böyle konularda dikkatli olmak lazım. Alırken USB'li alın. Yani 7.1 pahalıdır ama en güzeli de odur. Hani şu USB demiyorum. Sadece ışık için olan USB kısmını demiyorum. O ayrı. Hani atıyorum bir girişi var veya iki girişi var. Jack girişi 3.5 mm. Bir de yanında USB onu demiyorum. Sadece USB'li olanlar. En güzeli onlar. Onu tavsiye ederim. Demek istediğimizi tekrar söyleyelim. Bitirelim konu çünkü çok uzadı. Ama anlatmak istediğim o. Çünkü ben de çok sıkıntı çektim. Bir sürü şey aldım. Hiçbir işe yaramadılar. Video kaydı yapamadım. Sesim gitmedi. Mesela kamera Canon 600D. Onunla da çok video çektim. Ama o sesi veremedim bir türlü. Kafayı yiyecektim en sonunda. Sonra biraz araştırdım ama çok da bir şey bulamadım. Şöyle buldum. Hani inceleme videoları vardı. Orada işte bu 3 çizgilidir. Bu iPhone'dan kabul edilir falan filan derken. Hani oradan toplaya toplaya geldik. Hani bu en net açıklamamdır. Başka neler söyleyebiliriz diye bakacak olursak hani unutmadan. İki çizgili kulaklıklar var mı? Var. İki çizgili kulaklıklar. Onlar olabilir, çalışabilir her yerde. İki çizgili mikrofonlar var ama her yerde çalışmaz. Mesela oyuncu laptopları şöyledir. Oyuncu laptoplarında artık eskisi gibi değil. Hatta oyuncu laptoplarında fark ettiyseniz bazılarında bakın bir giriş var, bazılarında iki giriş var, bazılarında üç giriş var. Bak konu değişiyor, ne kadar değişiyor değil mi? Ben tam bitirmeye çalışıyorum videoyu, aklıma başka bir şey geliyor. Eğer bir giriş varsa mecbur ona üç çizgili olanlardan alacaksınız. Veya sadece kulaklık kullanırım bana yeter diyorsanız iki çizgili olanı da alabilirsiniz. İki girişli olanlarda mecburen iki girişliyi alma, yani iki boğumlu olan iki çizgili olanları almalısınız ki biri mikrofona takılsın, biri de şeye takılsın. Ha üç çizgisi vardı yine olur mu? Olur. Kulaklık konusunda hiçbir problem olmaz. Bakın kulaklıkla ilgili problem çıkmıyor zaten. Mikrofonla ilgili çıkıyor. Mikrofonla da çıkınca adam diyor ki ben bunları ters taktım. Yerlerini değiştiriyor, ses cızırtıyor diyor ki bu bozuk. Bununla çok karşılaşıyoruz. Çok var. Ve sorular habire geliyor. Yani geliyor ve ben üzülmeye başlıyorum. Arkadaş hatta biri yazmış. Sen niye bunu daha önceden belirtmedin kutu açılımı yaparken? Ya ben jack'ı gösterdim. Ama yani onu anlatmak mecburiyetinde değildim. Yani çünkü benim konum bu değil. Yani ben nasıl anlatayım size? Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Yani inceleme videosu çekiyorum. Hani incelemenin içinde bu üçtür, bunu buraya takın, bunu buraya takın derim demem. Yani bu ayrı bir mevzu.
Ha, ama tabii üzüldüm çünkü çok bir şey olmuş. Demek ki orada bir eksiklik yapmışız, o da ayrı bir şey. İki girişli olan laptopları söyledik. Bir de üç girişli olan laptoplar var. Yani üç tane jack girişi var 3,5 milimetrelik. Bu ne diyorsunuz? Şöyle, sen nasıl alıyorsan al. Orada her halükarda çalışıyor. İster git ikili al, iki tane tak. İster bir de onun orada bir tane ayrı tek var. O teke tak, tek yani üç çizgili olanı da görür. Yani o en güzeli, en rahatı. Mesela benim Monster laptop öyleydi hatırladığım kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam. Ama oyuncu ekipmanları genelde iki girişli olur. İki tane girişli olur arkada, yanda, laptopta, bilmem ne de oyuncu ekipmanları da. Ve iki çizgilidirler her biri. Böyle diyelim. Unuttuğumuz bir şey varsa sizler yazın. Cevaplamaya çalışacağım. Çünkü bu konuda hepimizin bir sıkıntı çektiğini, para harcadığını... Çünkü para kolay kazanılmıyor ve hepimiz bu sıkıntıyı çektik. İnşallah, ama arkadaşlar kötü olan şu, problemi yaşadıkları an bu videoya bakacaklar. O kötü işte. Ben ona üzülüyorum. Yani ama o yapacak bir şey yok. Neyse, inşallah faydalı olur. Çünkü ben de çok üzülüyorum. İnşallah arkadaşlara yararımız olur. Çünkü herkes illa bilgisayarın tüm donanım parçalarından anlamak zorunda değil. Ama mecburen öyle bir şey oluşmuş, öyle bir sistem olmuş. O da bizi şey yapıyor, zorluyor. Yani ben Apple'a da kusura bakmayın, hep böyle konularda kızarım. Hep böyle yani... Neyse arkadaşlar, konuyu fazla uzatmayalım. Dediğim gibi... Neyse, hiç boş ver. Daha abartmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sorularınızı bekliyorum.